Akşam, mükellef bir sofra, harika yemekler, tıka basa doymuşsunuz. Hemen bir soda ihtiyacının var olup olmadığını ve hazmetmek için, bu kadar ağır gıdayı hazmedebilmek için bir soda içebilip içemeyeceklerini soranlar ve şişelerin kapaklarının köpürtülerek açılması suretiyle içilen sodalar hepimizin gözünün önünde yaşadığımız gerçeklerden bir tanesidir. Peki soda bu aşırı yemeye ve bu hazım faaliyetine yardım eder mi? Asla etmez. Asla etmez. Çünkü soda sodyum bikarbonattır. Midemizin içerisinde yediğimiz bu gıdaları hazmetmek için hidroklorik asit dediğimiz ciddi bir asit vardır ve bu yediğimiz gıdaları pepsinojeni de aktive etmek suretiyle hazmeden bir malzemedir. Eğer siz sodyum bikarbonat gibi bir alkaliyi asitle karşılaştırırsanız eğer, asidin gücünü ortadan kaldırırsınız. Çünkü zaten sistemde, yaratılışta böyle bir uygulama yapıyor. Midenizin iç duvarında koruyucu bir tabaka var. Bu tabakadaki salgının temeli, özelliği sodyum bikarbonat olmasıdır. Çünkü asidin kendi mide duvarına etki etmesini önlemek, bu bikarbonata çarpıp nötralize olmasıyla mümkündür. Şimdi sodaya bakalım neler var. Maden suları, genellikle mineral suları diye hafif köpüklü olarak geçerler. Bunların içerisinde de bikarbonat vardır. Yalnız bu bikarbonat doğal olduğu için magnezyum bikarbonat, potasyum bikarbonat, sodyum bikarbonat gibi karbonatlardır ve bu karbonatlar hafif düzeyde vardır. Dolayısıyla maden suyu belki hafif düzeyde olduğu için kabul edilebilir bir şey olabilir. Sodalar ise sonradan yapılmış suni uygulamalardır. Bildiğimiz suyun içerisine karbondioksiti yüksek nitelikli ve yüksek basınçla zerk etmek suretiyle onu sıvı hale geçirirsiniz. Kapak açıldığı anda birdenbire üzerindeki basıncın kaybolmasıyla karbondioksit gazı dışarıya çıkar ve köpürür. Siz o köpüğü kaçırmadan midenize atmayı da düşünebilirsiniz. Ama burada şöyle bir şey olur. Midenizdeki hidroklorik asit ile karbondioksit birleşmek suretiyle birdenbire midenizde karbondioksitin açığa çıkması, su oluşumu gibi kimyasal süreçler olur. Bu açığa çıkan gaz halindeki karbondioksiti geğirmek suretiyle dışarıya attığınızda mide distansiyonunun, mide şişkinliğinin hafifçe azalmasına şahit olduğunuzdan bir rahatlama, bir hazım değerlendirmesi ve güzelliği olduğunu zannedersiniz. Bu asla böyle değildir. Hidroklorik asidin nötralize edilmesi, bir süre sonra karbondioksitin ciddi şekilde ortaya çıkması, özofagus alt ucunda bulunan sfinkterin de bu basınçla gevşeyerek gastroözofajiyal reflü dediğimiz reflü şikayetlerinde olmasına sebep olur. O yüzden iyi ve sıkı bir yemekten sonra katiyen bunu hazmetmek için bir soda içmeliyim kafasında olmamanız icap eder. Çünkü bu hazımdan ziyade fizyolojik ve içsel bir rahatlamanın size hissettirdiğidir. Aslında içeride midenin yükünü de, bağırsakların yükünü de, sindirim sisteminin yükünü de bu bikarbonatla birlikte arttırmış ve onu zora sokmuş olursunuz. Sodanın içerisinde çok fazla mineral söz konusu değildir. Ama doğal maden sularının içerisinde tabidir ki mineraller vardır. Ama bunların içerisindeki mineraller de bikarbonat şeklindedir. Doğal maden suları, onlarda da bir köpüklenme, dışarıya doğru bir çıkış, bir gaz çıkışını kontrol edebilirsiniz. Ama maden sularında, doğal maden suları içerisinde karbonat miktarı az olduğu için asit miktarının nötralize edilmesi midede biraz daha az belki olabilir ama bu sindirim için kullanılacak bir şey değildir. Eğer doğal maden suyu içecekseniz mutlaka bu tip
ağır yemeklerden ve bu tip çoklu yemeklerden sonra hazmetmek için kullanmak yerine aradan geçen yarım saat veya bir saat içerisinde bu tip maden sularını içmek sizi sağlıklı kılacaktır. Ama burada da pH değerinize, yani bedeninizin pH'sına dikkat etmek kaydı şartıyla. Günde 4-5 tane maden suyu içerseniz içerisindeki karbonat ve klorür sizi pH'nızı yükseltmek suretiyle alkaloza doğru götürür. Bu nedenle hazmetmek için maden suyu ya da maden sodası değil ama ihtiyaç için yemekten yarım saat, bir saat sonra bu tip maden sularını ve sodaları içmenizi daha sağlıklı bulur ve daha sağlıklı olarak öneririm. Soda ve maden suyu gibi sağlıklı içecekleri yemek işlemi ve hazım faaliyetleri bittikten sonra, yarım saat sonra, bir saat sonra gıdalarınızın içerisinde sağlık ve sıhhat için her zaman kullanabilirsiniz.